Dünya haritasını şöyle bir gözünüzün önüne koyun ya da küre koyun. Seviyorum aslında. Düşünüyorum bundan sonra programda böyle bir dünya küresi koyayım ve onunla böyle oynayayım. Elimin altından böyle döndüreyim. Stres giderici herhalde işe yarar ama her tarafına baktığım zaman ne düşüneceğimi de merak etmiyor değilim. Ve insanlar şanslı veya şanssız denir. Doğru. Toplumlar da şanslı veya şanssız. Elbette herkes bir toplumun yalnız yaşamadığına göre bir parçasıdır. Ve bizler ne kadar şanslıyız? Şansın birinci maddesi hayata geldikten sonra işte sağlıklı bir yaşam diyelim. Ama nerede? Ve haritaya baktığınız zaman Kıbrıs Adası çok önemli, hiç bilmeseniz bile belli 3-4 noktayı işaretleyin deseler biri de Kıbrıs olduğuna inanıyor. Bunu biz mi fark ettik ya da ben mi söylüyorum? Hayır. Yıllarca Kıbrıs Adası'nda gelip geçen medeniyetler bu adanın önemini gösteriyor. Yani bu adada yaşayanlardan çok bu adaya ilgi duyanların fazlalığı adanın önemini işaret ediyor. Ve Allah nasip etti diyelim. Dünyanın hemen hemen bütün köşelerine şöyle bir dokunma şansım oldu. Pek çok medeniyetin izini bir yerde taşıyan, sahip olan ülke sayısı azdır. Bir medeniyetin izini taşır. Ve taşır derken o taşırın kökündeki taş alalım isterseniz kökü olmasa da o taşın taş üstüne konması bile bir hayalin başlangıcıdır. Başlangıcı ile gelinen noktadır. İnsan bir şey eder, üst üste koyar. Ve şöyle etrafa bakıyorum. Her şey ama her şey. İnsanın yarattığı ve yaratmadığı. Çiçeklere bakın. Bir sihirli ilahi güç onun estetiğini dizayn etmiştir. Ve insanoğlu adını koymasa dahi sanatla ilgilidir. Her insan her gün aynanın karşısından mutlaka geçer ve kendi kendine bir çeki düzen verir. Çeki düzen nedir? Bir estetik bütünlük yaratmaktır. Saçını dağınık bırakması bile bir tercihtir. Ve sanatı kendiliğinden salmatığı bırakmak kadar sanatı hayata yön verecek disiplin altına koymak da önemlidir. Bu nasıl olacak? Örgün ve yaygın eğitim süreciyle olacak. Gelişmiş toplumlar sanatla ilgisiyle ilişkilendirilerek nitelenir. En azından bu bir kriterdir. Sanat ne kadar vardır? Kabul edelim şimdi Ramazan ayı da ama İslamiyet sanatın, modern sanatın gelişimine engel oldu. Keman çalmadı, iman tahtasına keman koymazmış. Heykel, ressam, Osmanlı padişahlarının çoğunun hemen hemen önemli bütün ressamlar yabancı ressamlardı. İstanbul mimarisine bakınız, başınızı kaldırın. İstanbul'un değişik mimari izleri farklı medeniyetlerindir. Bizde de sözü uzatmayacağım, çok değerli bir iki kuşak, iki tane konuk alacağım arka arkaya ama birinci konuğuma dönmeden şunu söylemek istiyorum. Bizde üniversitelerde ciddi bir fazla çoğalma vardır. Bir daha mı? Ama bir üniversite doğuyor ki bu üniversite hepsi bir tarafta olacak, bu diğer tarafta olacak. Çok iddialı mıyım? Burası ne herkes saklasın, bir yere yazsın. Hani ya sana söylediği deyin, deyin bana. Ben de diyeceğim size ben demedi miydim? Demem ama diyeceğim. Aruk'ta bir yeni yanlış söyledi. Arukat. İşte dilimiz bu kadar diyor. Arukat, açılımını biraz sonra konuğum söyleyecek. Sanat ağırlıklı bir butik üniversite. Özgün, sanatsal iddiası olan, eğitim iddiası olan bir üniversitemiz doğuyor. Ve bu üniversitemize hayat veren çok değerli bir akademik kimlik. Sinan Arkın, nasılsınız? İyiyim Hasan Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Hep babanızla konuştum. Bugün sizinle konuşuyoruz. Arukat. Önce bunu bir açın bize. Tabii. Arukat Üniversitemizin isminin kısaltılmış halidir. Üniversitemizin uzun ismi Arkın University of Creative Arts and Design'dır. Ve bu düşünce nasıl doğdu? Yani benim program formatımdı. Ben bir sözlü makale yazarım, onu yazdım, bitirdim. Yani artık söz sizin. Tabii.
Bu üniversite ilk başta babamın sanat aşkıyla doğdu. Ve ikimizin bu üniversiteye, bu ülkeye sanat konusunda bir katkı verme isteğimizle, hem sanat konusunda hem de ülkemizin kültürüne bir katkı verme isteğiyle ortaya çıktı. Ve bir sene önce Tabii siz böyle çok çabuk geçtim ama siz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Doğrudur. Bilim insanısınız. Akademik title'ınız da doktor. Doğrudur. Doktordur. Ama farklı bir alana geçiyorsunuz. Yani kürsüden öğrencilerin karşısında, hatta işte yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileriniz varken oradan farklı bir alana kayıyorsunuz. Yani bu dünyanın yabancısı değilsiniz ama yeni bir değer yaratırken farklı bir konuma kaydınız. Doğrudur. Ben lisans eğitimimi fizik üzerine yaptım. Amerika'da yaptım. Ondan sonra İngiltere'ye gittim. Doktoramı, master'ımı ve doktoramı orada yaptım. Hangi konuydu? Uygulamalı matematik konusunda yaptım. Lisans eğitimimin son dönemlerinde, ki fizik okuyordum o dönemde, evrim konusunda, evrim çok ilgimi çekmeye başladı. Ve evrime nasıl girebilirim diye bir düşündüm. Formal bir biyoloji eğitimim de yoktu. Ve matematik yoluyla girme kararı aldım evrim konusuna. Ve doktoramı evrimin altındaki matematiksel prensipleri araştırma konusunda yaptım. Vallahi bana bir söz verin. Tabii. Bir gün tamamen sırf bu konuyla bir sohbet yapalım. Ama ben dersimi çalışayım da ona göre. Tabii ki de. Tabii Peki ki de. Onu da yaptınız. Ondan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde bir süre doktora sonrası araştırmacılık yaptım. Ondan sonra bir süre de yardımcı doçent olarak çalıştım. Ve bu proje, üniversite projesi gündeme gelince şirkete gelme kararı aldım. Ve bu projeyi gerçekleştirmede bir katkı verme kararı aldım. Ailenin ekonomik dinamizmine katılma kararı verdiniz. Doğrudur, doğrudur. Çok doğru söylediniz. İlk bu fikri babacığınız, sevgili Erbil Akın, size söylediğinde ne düşündünüz? Çok hoşuma gitti. Çünkü estetik konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya bakış açısı konusunda ülke olarak eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir katkı verecek bir kurumu oluşturmaya karar verdik bu yüzden. Eminim babam da benimle aynı fikirdedir. Tarihimize, o tarihle gelen o sanata yeteri kadar değer vermediğimizi, önemini anlamadığımızı düşünüyorum. Sevgili Sedat Akın, az önce girişte de biraz işaret ettim. Çok farklı. Lefkoşa'da Selimiye Meydanı var. Orada 3 tane, 4 tane medeniyetin tarihi kalıntısı var. Yani tarihimize sahip çıkmak, farklı tarihi izleri geliştirerek geleceğe taşımak mıdır bir anlamda? Doğrudur. Aynen öyle. Ve bunu yeterince yapamadığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda sanat sadece sanat için yapılan bir şey olmamalıdır. Bizim bakış açımızda bir farklılık yaratır sanatsal bakmak. Farklı açılardan, farklı yönlerden bir şeye bakmayı geliştirir sanat anlayışı. Gelişmiş bir sanat anlayışı. Bu konuda da ülkemizin eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle yola çıktık şirket olarak yeni bir üniversite açma konusunda. Ve bu çok odaklı, konu odaklı bir üniversite olacak. Diğer üniversitelerden farklı bir şey yapmayı planlıyoruz. Tabii burada. Önce bir hayal. Aynen. Şimdi hayali masaya projelendirildi ve çok da ileriye gelindi. Artık yani fiilen hayat bulacak bir noktadasınız. Doğru. O şekillenirken ne yapacağız tartışmasını yaparken neleri öncelik koydunuz? Yani bu üniversite hangi bölümleri olacak? Neler yapacak? Kimleri hedefleyecek? Öğretim elemanı ne olacak? Fiziki altyapısı ne olacak? Öğrencileri nereden seçeceksiniz? Seçerken nelere dikkat edeceksiniz? Tabii. Üniversitenin 3 tane fakültesi olacak. Dediğim gibi çok odaklı bir üniversite yapmayı planlıyoruz burada. Yani çok genişletme amacımız yok bölümler açısından. Konu tasarım, sanat ve tasarım üniversitenin. Ve 3 tane fakültemiz olacak. Sanat fakültemiz, iletişim fakültemiz ve tasarım fakültemiz olacak üniversitemizde. Ve bu 3 fakülte üzerinden dönecek.
Ve bu üniversitenin en öne çıkarmaya çalıştığımız özellikleri hocalarımızın kalitesi, hocalarımızın akademisyenlik dışında üreten insanlar olması. Buna çok dikkat ediyoruz. Hoca seçerken Kıbrıs, Türkiye ve dünya. Aynen öyle. Bütün dünyadan hocalar almayı planlıyoruz ve yapıyoruz. Var tabii ki de. Tabii yapıyoruz temaslarımızı. Dediğim gibi hocalarımız çok önemli bizim için. Çünkü bir üniversiteyi üniversite yapan ve kalitesini arttıran ilk başta hocalardır. Ve dediğim gibi sadece akademisyen değil hocalarımız. Aynı zamanda üreten sanatçılar, tasarımcılar, iletişimciler bizimle beraber olacaklar. Öğrencilerimize sadece akademik altyapıyı değil, o üretim için gereken altyapıyı da sağlayacaklar hocalarımız. Yani teori ve uygulama beraber olacak. Kesinlikle. En önem verdiğimiz konu bu üniversitede bu. Sadece bir akademik, teorik bir eğitim verilmeyecek bu üniversitede. Öğrencilerin ellerini kullandıkları, akıllarıyla ellerini kullandıkları ve güzel şeyler ürettikleri bir üniversite olacak burası. Bir taraftan da ikinci önem verdiğimiz konu üniversitede fasilitelerin kapsamı, üretim fasilitelerinin gelişmiş ve kapsamlı olması. Her türlü üretim fasilitesi bulunacak bu üniversitede. Ahşap atölyesinden demir atölyesine, cam, seramik, demir döküm atölyesi bile olacak üniversitemizde ki bu Türkiye'de bile çok az yerde var bildiğim kadarıyla. Yani hocalarımızla ve üretim fasilitelerimizle ve eğitim felsefemizle, üretime dayanan eğitim felsefemizle başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ve değişik bir şey yaratacağımızı düşünüyorum. Şimdi bu üniversitelere sevgili Sinan, şöyle bakıyoruz. Yani en önemli gelir işte denetim kurulları, hatta uluslararası denetim kurulları var kalite, eğitim kalitesi bakımından. İşte laboratuvarlar, her türlü laboratuvar önemli. Ama bu uygulamadaki yapılacak olan yatırımları görüyoruz ki bu üniversitede çok farklı ve bedelli bir yatırım. Yani çok da örneği olan, bizim ülkemizde örneği olan bir yatırım değil. Bu bağlamda bu altyapıyı yaparken nerelerden yararlanacaksınız ya da yararlanıyorsunuz? Yurt dışından birçok insanla şu anda temastayız danışmanlık konusunda. Bir sürü üniversiteye gidiyoruz yurt dışında. Onların bu işi nasıl yaptığına bakıyoruz. Bu atölyeleri nasıl yarattıklarına ve nasıl yönettiklerine bakıyoruz. Dünya çapında birkaç iyi üniversiteye gittik ve oralardan bu tecrübeyi edinmeye çalıştık. Sakıncası yoksa nerelere gittiğinizi paylaşabilir misiniz? Tabii. De Montfort Üniversitesi'ne gittik İngiltere'de. Ki bu üniversite babamın eskiden lisansını aldığı üniversitedir tasarım konusunda. Oraya gittik. Yakın bir zamanda Georgia State Üniversitesi'ne gitmeyi planlıyoruz. Onların altyapısını görmek açısından. Evet ve daha birçok üniversiteye gitmeyi planlıyoruz. Tabii böyle siz dinlerken geçmişte sevgili Erbil Akın'la babanızla yaptığım sohbetlerin de etkisi var. Onunla da böyle mukayese ediyorum. Gidip dokunuyorum, oraya geliyorum. Şöyle bir ailede sizde bir şu disiplin de var. Yani dünyadaki örneklere bakıyor ama örnek yaratmak gibi de bir iddianız var. Yani bakıyoruz ne var ne yok ama filana benziyor bizim yapacağımız. Bu anlayış yok sizde. Dolayısıyla kesinlikle. Burada bu yaratılacak örneği nasıl, bu nereye koyacaksınız? Yani bir müddet sonra diye düşünebiliyor musunuz bu gittiğiniz üniversiteden gelip size bakacaklar? Eminim. Öyle olmak istiyoruz zaten. Tabii dediğim başka yerlere gidiyoruz ve onların ne yaptığını görüyoruz dediğim zaman onların kopyasını burada yapmak istemiyoruz. Gittiğimiz yerlerdeki yaklaşımları sentezleyip kendimiz bir yaklaşım yaratmayı planlıyoruz. Böyle. Şu an itibariyle okul, kampüs, başlangıç kampüsü yanılmıyorsam Girne'den başlayacak. Doğrudur. Ama esas yatırım, esas kalıcı demeyeyim de daha ileriye taşıyacak altyapı da Mausa'da olacak. Doğru mu? Doğrudur. Ana hedefimiz kampüsümüzü, Magosa'daki kampüsümüzü 2019 yılının Eylül ayında açmak.
Tabii daha çabuk çok uzak bitir- değil. Uzak değil. Tabii daha önce bitirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama orada açılana kadar kampüsümüzü Girne'de açacağız. Şu anda tek bir fakülteyle başlıyoruz Girne'de. Bu da sanat fakültesidir. 3 tane bölümümüz olacak burada. Hepsini açıyoruz Girne'deki kampüsümüzde. Bunlar plastik sanatlar olacak. Bu ki bu resim ve heykeli içeriyor. Fotoğraf ve video bölümümüz açılıyor. Bunun dışında da dijital sanatlar bölümümüz açılıyor. Dijital sanatlar. Dijital sanatlar. Yani bu artık bilgisayar ortamında resim yapma, 3 boyutlu modelleme, bu modelleri ondan sonra dijital cihazlar kullanılarak 3 boyutlu yazdırma, böyle şeyleri içeriyor dijital sanatlar. Yani şunu diyebilir miyiz? Ekonomide artık dijital ekonomi diye bir tanımlama var. Burada da sanatta artık dijital sanat diye bir tanımlama mı yapacağız ve bunun giderek sanattaki payı artacak mı acaba? Ben öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü bir sürü şey artık dijital ortamda yapıldı ve sanat artık mümkün dijital ortamda yapmak. Stylus dediğimiz kalem ve pad'leri kullanarak, yine resim yaparak bir pad'in üzerine bilgisayara aktarabiliyorsunuz direkt bunu. Ondan sonra bilgisayarda modifiye edebiliyorsunuz yaptığınız şeyi. Aynı zamanda 3 boyutlu modelleme ile bilgisayarda bir obje yaratabiliyorsunuz. Ondan sonra yeni bu bilmem duyduysanız bu 3 boyutlu yazıcılar çıktı yakın zamanlarda, son birkaç sene içinde. Bunları kullanarak da bunları gerçek bir sanat eserine dönüştürebiliyorsunuz. Çok işlevsel olacağını hissediyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Çok işlevsel ve eskiden eğitim üretim içindir denirdi. Şimdi daha geniş bir tanımlamayla eğitim hayat içindir. Doğrudur. Burada teknolojiyle hayatın uyuşumu bir vazgeçilmezdir. Sanıyoruz burada yaratılacak olan çalışma ortamı, üretim ortamı diyeceğim eğitimde müthiş bir iş görecek. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir daha söylüyorum, tekrar söylüyorum bunu ama kesinlikle üretime dayalı bir üniversite olacağız. Öğrencilerin öğrendikleri teorik olarak kalmayacak akıllarında. Ders kataloğumuz çıkmak üzere. Öğrenciler baktığında şunu görecekler ki uygulama tarafı ders programımızda çok önemlidir. Ve hocalarımızın da zaten deneyimi üretim tarafındadır. Ve bunu öne çıkaracağız. Yani öğrenciler mezun olduktan sonra elleriyle bir işler yapabilecekler. Girne'de kampüsümüz var, başlangıç. Doğrudur. Kampüsümüz. Öğretim katrumuz, akademik yönetimimiz ve öğretim elemanlarımız herhalde başlangıç noktasına yakın. Doğrudur. Doğrudur. Bu size bahsettiğim 3 bölümün, sanat fakültesindeki 3 bölümün hocaları hazır. Bizimle çalışmaya başlıyorlar 1-2 hafta içerisinde. Ve Eylül ayında, bu senenin Eylül ayında eğitime başlayacağız. Peki öğrenci alımı? Öğrenci alımlarına da başladık. İlgili gençlerimiz bir sınava girecekler. 21 Temmuz'da bir genel kültür sınavımız olacak. 21 Temmuz. 21 Temmuz, doğrudur. Genel kültür yanında yetenekle ilgili bir sınav ondan olacak. Ondan sonraki gün, 22 Temmuz'da da bir yetenek belirleme sınavımız olacak. Yalnız bu sınava sadece plastik sanatlar bölümüne başvuran öğrencilerimiz gelecekler. Diğer iki bölüm, yani fotoğraf ve video ve dijital sanat bölümüne başvuracak öğrencilerimiz de 22'sinde portfolyolarıyla gelecekler bizim yanımıza. Hmm. Bilgi almak isteyen gençlerimiz info@arukad.ac adresine e-mail atabilirler. Veya info@arukad.ac. Arukad size de daha önce söylediğimiz gibi ARUCAD. Bu da ARK'ın University of Creative Arts and Design'ın kısaltılmışı. info@arukad.ac e-mail atabilirler. Veya 0533 821 24 24 telefon numarasını arayabilirler bilgi almak için sınavla ilgili. Bunları görsel olarak da sunabilirseniz çok seviniriz tabii, tabii ki. Tabii ki. Çok heyecan verici buluyorum. Tabii. Ve 21 Temmuz başvurular var. Sınav aynen olacak. 22 Temmuz sınavın devamı olacak. Kapıyı ne zaman açıyoruz? Kapıyı dönemimiz 11 Eylül'de başlıyor. Kapıyı o zaman açıyoruz. Tabii de öğrencilerin bir hafta, iki hafta önce kayıtlarını yaptırmaları gerekecek. Ama detaylı bilgiyi ofisimizden alabilirler. Verdiğim iletişim
numaralarından. Çok farklı bir şey. Unuttuk. Sanatın dili yok derler. Ama öğretimin dili var. Tabii ki de. Bizim üniversitemizin eğitim dili şimdilik diyelim sadece İngilizce olacak. Bu kapsamda bir hazırlık okulu da kuruyoruz. İngilizcesi yeterli seviyede olmayan diyelim veya İngilizcelerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz hazırlık okulunda bu eğitimi alabilecekler. Peki yardımcı doçent doktor Sinan Arkın. Şimdi bir üniversitenin hayat bulmasına fiilen dokunuyor ve hayat veriyor. Şöyle gözünüz birazcık kapadığınız zaman kısa, orta ve daha uzun vadede ne görüyorsunuz? Yani 5 yıl sonra, 3 yıl sonra oturduk buraya ve konuşuyoruz. Neler konuşacağız size? 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra. Bence orta ve uzun vadede Arukad'ın ne kadar topluma yararlı, dünyaya yararlı insanlar yaratmaya başladığını konuşmaya başlayacağız. Öğrencilerimizin meşhur olduğunu göreceğiz yaptıkları işlerle, yaptıkları katkılarla. Görebileceğimiz en güzel şey olacak bence ileride. Ama tabii bir taraftan da genişleme stratejimiz var. 5 seneye kadar diyelim performans sanatlarını, tiyatro, dans, müzik gibi performans sanatlarıyla alakalı bir fakülte veya bölüm de açmayı planlıyoruz. Bölümler açmayı planlıyoruz. Bir genişleme planımız var yani. Ama tümü sanatla sanat alakalı. Ve tasarımla alakalı. Biliyorsunuz tasarım ayrılabilir. Yani ben hep bilim geçmişinden geldiğim için bir karşılaştırma yapabilirim. Sanatla bilimi eşleştirebiliriz. Mühendislikle de tasarımı eşleştirebiliriz. Yani bir tarafı teorik ve felsefi bir tarafı var. Bu bilimdir ve sanattır. Öbür tarafta da bunun uygulaması var. Bu da tasarım. Diğer tarafta da mühendisliktir. Ve bu teorik ve uygulamalı tarafı birbirleriyle çok iletişim içinde, etkileşim içinde olmaları gerekmektedir. Birincisi ikincisine ruh verendir değil mi? Aynen öyle. Aynen. Sanat o ruhu verendir tasarıma. Tasarım da bunu uygulayandır, yararlı yapandır, topluma yararlı yapandır. Bir Kıbrıslı Türk olarak bu topraklarda doğdum, bu topraklarda büyüdüm. Çok heyecan duyuyorum sizleri dinlerken. Neden derseniz, hissediyorum ki belki de ilk defa ekonomik kaygısı önde olmayan, buradan dünyaya bir şey taşıyacak, sanat taşıyacak bir yatırım yapıyorsunuz. Bununla ilgili dönüşüm olarak yönetenlerde bir beklentiniz var mı? Dönüşüm olarak dediğiniz açabilir misiniz onu? Yani takdir mi bekliyorsunuz, destek mi bekliyorsunuz? Gölge olmasınlar, başka bir şey istemez miyiz diyorsunuz? Tabii ki de vizyonumuzun güzelliğini, toplumumuza yapmak istediğimizi, katkıyı görmelerini istiyoruz. Bu konuda önümüzü açmalarını istiyoruz. Sürdürülebilirlik açısından ekonomi önemli ama burada hakikaten sizde gördüğüm, konuşuyoruz. Hep işin sanat tarafı, kalıcılığı ve marka değerini konuşuyorsunuz, iz değerini konuşuyorsunuz. Bu da çok heyecan veriyor. Kesinlikle. Sizin de söylediğiniz gibi sürdürülebilirlik çok önemli. Yani bu üniversitenin mali açıdan kendini yönetebilmesi lazım, kendini geliştirebilmesi lazım. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu işi kar amaçlı yapmıyoruz. Yapsaydık zaten böyle butik bir üniversite planlamazdık. Çok daha fazla öğrenci sayısı isterdik. Ama öyle yapmıyoruz. Bunun asıl amacı kar değildir. Topluma yapacağımız katkıdır. Ve şuna da dikkatinizi çekmek İnsanlığa istiyorum. İnsanlığa derseniz inanıyor musunuz? Hiç dar gelmez. Bence de. Ve şunu da öne çıkarmak istiyorum ki biz bu üniversiteye soy ismimizi, aile ismimizi koyduk. Ve reputasyonumuzu bu üniversiteyle öne çıkardık. Ve ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor üniversiteye soy ismimizi koymamız. Sahipleniyoruz kesinlikle. Bunu sadece ticari bir yatırım olmadığını gösteriyoruz böyle yaparak bence. Şunu söyleyeyim, hiç kuşkum yok. Programın başında da söyledim. Ve bir daha değil.
çok farklı bir üniversite oluyor. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim Hasan. Babanızın tecrübesi, sanat tutkusu, sizin bilim insanı olarak bu konuda fiilen varlığınız başarı için neredeyse yolun başında ciddi bir imza değeri taşıyor. Çok teşekkür ederim. Sizlere başarılar diliyorum. Biz küçük bir aradan sonra sohbeti sürdüreceğiz ama bu kez sizinle değil, babanızla konuşacağız. Çok teşekkürler.